Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 7 yıl süre zarfı içerisinde Bursa'ya hizmet edecek olan ama maalesef sonrasında hizmet etmeyen Ali Nur Aktaş'ın Bursa'ya yapmadığı hizmetlerden ve ihanetten dolayı bugün bu lokma dağıtımını ve davul zurna ile bu etkinliği düzenledik. Öncelikle bu etkinliği düzenlememizde Turan Sancağı Teşkilatı Genel Başkanı Sayın Halit Gökhan Gül ve tüm ülke genelindeki dernek başkanlarına çok çok teşekkür ediyorum. Bizler İnce Medya Grup olarak gazete, haber siteleri ve TV programlarında Ankara'ya Bursa iyi yönetilmiyor dememize rağmen maalesef Bursa'da AK Parti büyük bir hezimet yaşamıştır. Ve Bursa'da 47 yıl aradan sonra Cumhuriyet Halk Partili Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey açık ara seçilmiştir. Buradan da Sayın Başkan'a hayırlı uğurlu olsun dileklerimizi iletiyoruz. Evet, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni AK Parti Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş neden kaybetti? Hemen kısaca bununla devam etmek istiyorum. Malumunuz Bursa'ya geldiğinde 2017 yılında 2 yılda trafiği çözeceğim dedi Sayın Aktaş. 7 yıl geçti ama Bursa trafiği çözülmedi. Yine Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bursa Spor'a sahip çıkın denildi. Bursa Spor'a Sayın Aktaş bürokratını atadı ve sonrasında Bursa Spor 3. lige düştü. Bursa deprem bölgesi olmasına rağmen maalesef bir çivi dahil Bursa'ya çakılmadı. Hızlı tren ve Emek Şehir Hastanesi başta olmak üzere metro hattı yıllardır bitmedi. Yine Bursa Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere BUSKİ'de başta yolsuzluk iddiaları ile ilgili en son 400 milyonluk yolsuzluk haberleri çıktı ama bununla ilgili de maalesef Başkan Aktaş sınıfta kaldı. Yine bir başka Ali Nur Aktaş'ın yapmadığı sıkıntılardan, sorunlardan birisi de Bursa temiz Bursa olarak anılıyordu. Havası çok temiz bir Bursa olarak anılıyordu. Ama maalesef şu anda en kirli şehirlerden birisi olarak anılmaya başladı. Evet, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'nin tarihinde ilk kez Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı seçimi kazanmıştır. Peki başka ne tür etkileri olmuştur seçimi kaybetmesinde? Başta Ali Nur Aktaş kendisi kibir abidesi olması, halktan kopması ve kendi ekibi başta Ulaş Hakan Genel Sekreteri ve Basın Halkla İlişkiler ve Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Bayhan olmak üzere ve kendi ekibinin halktan kopmasından dolayı Bursa'da AK Parti büyük bir hezimet yaşadı. Evet, Bursa'da bu kadar yapılan yanlışlardan dolayı tekrardan aday gösterilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ki biz uyardık. AK Parti bu adayla Bursa'yı kazanamaz dedik. Ama Başkan Aktaş yaptığı basın açıklamasında kendinde kabahati aramadı. Sonucu iktidara ve ekonomi politikalarına bağladı. Sonuç itibariyle onu buraya getirenlere ve halka da büyük bir ihanet etmiş oldu. Son cümle olarak bizler bu programı İnce Medya Grup ve Turan Sancağı Teşkilatı değerli dostum Halit Gökhan Gül ile birlikte Ali Nur Aktaş'ı canla başla gönderdik lokma dağıtımına ve davullu zurnaya etkinlik programına tekrardan hoş geldiniz, şeref verdiniz, sefalar getirdiniz efendim. Şimdi de başkanıma sözü veriyorum. Necmi Başkanım hepsini söyledi zaten, bize söyleyecek bir şey bırakmadı. Kendisi adaletli bir yönetim sergilemedi. Abi, ama Bursa halkı adaletli bir seçim gösterdi ve kendisini gönderdi. Güle güle diyoruz. Kendisi hicret edecekmiş. İnşallah Suriye'ye hicret eder, bir daha kendisini görmeyiz. Abi. Teşekkür ederim, sağ ol. Evet, teşekkür ediyoruz başkanım. Ağzına sağlık.